tanesini daha bulma umudumuz var. Bu bahsetmiş olduğum yapılar kentin kimliğini tanımlıyor ve en azından 600-700 yıl boyunca inşa edildikleri günden itibaren kullanılıyor. Ta ki milattan sonra 4 ve 6 arasındaki bir zaman diliminde burası terk ediliyor. Yani burası derken şu nokta. Yani belki karşı tepelerden birinde bilmediğimiz o ara dönemler, karşıdaki ara dönemlerdeki yaşam çok yakınlardaki tepelerden devam ediyor. Karşı tarafa geçelim. Hitit dönemi, hani bir gün belki oralarda yolumuz düşebilir. Asarcık Tepe'de Tuş Çağı var. Yani 5000 sene öncesi. Demir Çağı var. 3000 sene öncesi. Sonra muhtemelen Persler buraya geldiğinde yaşam oradaydı. Burada yaşam olduğuna dair henüz bir şey bulmadık. Ama şimdi alt tarafları kazarsak ben illaki yapı bulmamız gerekmiyor. O dönemden tırnağım kadar bir seramik parçası da bize burada yaşam olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o tarihsel dizini o şekilde kurabiliyoruz. Sonra İskender biliyorsunuz tüm dünyanın, bilinen dünyanın üçte birini ele geçiriyor. Ya da yarısı. Onların zamanında Tunç Çağı yerleşiminin olmuş olduğu Asarcık Tepe'nin üzerinde inanılmaz bir yapılaşma faaliyeti var. Biz mesela bu geçen sene orada Erken Helenistik döneme, yani 2300 sene öncesine ait çok sayıda yapının temelini gördük. Ve